Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde HTC ile ses kısmına bakacağız işin. Evet, biraz da Windows Phone'la müzik. Evet, çünkü Beats kısmı var HTC'nin. Evet. Bir de Windows Phone'un müzik kısmı var. Evet. O HTC'nin zaten HTC bu Beats Audio'ya evet. Ortak biliyorsun hani sahiplerinden birisi. Dolayısıyla telefonun arkasında bile Beats evet, logosu var. İçinde de bu ortaklık şöyle kendini belli ediyor. Ayarlara giriyorsun. Birazcık altlarda Beats Audio özel menüsü var. Aç kapa. Kulaklıkla çalışıyor. Müzikte ve videolarda işe yarıyor. Ya bu aslında bir amfi tadında bir şey. Equalizer tadında bir modül. Kulaklığı takarsan, şimdi bak devre dışı, canlanıyor. Geldi. Evet. Açıldı. Burada daha da güzel bir şey de var Murat. Şimdi bunu tabii dinletmiyorum çünkü hani zaten kulaklıktan ama hoparlöre de bağlayıp biz bunu kullandık ama hani kamera çekecek, kameranın aldığı kadar artık hani onu bakın ne kadar ses değişti diyemiyoruz. Ha birazcık Beats'in zaten karakteristik özelliği basslarda bir artış var. Şunu daha güzel yapmışlar. Hani abi bu menülere girdin çıktın falan kafaya takmaya gerek yok. Güzel bir şey yapmış HTC. Zaten kulaklık taktın mı hemen üstte bilgilendirme çıkıyor bak. Evet. Beats buraya basıp kapatabilirsin de. Hı-hı. Yani o keyfine kalmış. Anladım. Onu çok güzel yapmış ben bence. Ben günlük kullanımımda Beats'i açık bırakıyorum. Açık bırakıyorsun değil mi? Bir zararı yok. Biraz da bas sevenler için ses kalitesini olumlu etkiliyor. Evet. Güzel bir şey. Hani ek bir maliyet de getirmiyor tabii kullanıcıya. Ama şunu söyleyelim. Şu andaki haliyle kulaklık ya da hani hoparlör ne bağlarsan orada çalışıyor. Bir şey bağlayacaksın. Evet ve müzik ve video da çalışıyor. Hı hı. Yani oyunları da sesi etkilemiyor. Olayı o çünkü hani müzik için yapılmış bir şey zaten. Bunun dışında şimdi bu HTC'ye özel bir özellikti. Ben birazcık Windows Phone 8'in müzik uygulamalarını kurcaladım. Hı hı. Yani Windows Phone 8'in kendi müzik çalma boyutu var zaten ama Xbox müzik daha Türkiye'ye gelmedi biliyorsun. Gelmek üzere belki biz bunu yayınlarken gelmiş olur. Xbox müzik olmayınca Windows Phone 8'in satın alma boyutu falan tabii çok şey olmuyor, canlanmıyor. Onlar daha sonra tekrar konu ederiz. Ben uygulama marketine baktım. Hı hı. Ya güzel uygulamalar var. Mesela YouTube meraklıları da bilirler. Vivo diye bir Amerika'da müzik kanalı var. Kanaldan da öte bir evet, şey. Evet. Şimdi bunun kliplerini YouTube üzerinden de seyredebiliyorsun ama Windows Phone 8'in YouTube istenmesi çok iyi değil ya. Vivo kendi uygulamasını yapmış. Murat pırıl pırıl HD klipler gösteriyor. Çok güzel sanatçıya göre falan arıyorsun. Ayrıca bu Vivo biraz MTV tadında bir şey. Hani programlar da var. Yine sanatçılara yaptırılmış. İşte style bilmem ne alışverişe çıkıyorsun sanatçıyla falan filan. Ya güzel olan tarafı şu, birinci elden. Yani normalde YouTube'daki klipler şey ya, o upload ediyor, onu çalıyor, kendi hesabına koyuyor falan, çamura dönüyor. Evet. Yok, Vivo'nunkileri birinci elden izliyorsun, ücretsiz. Ve bufferlaması falan çok güzel, yani mis gibi izletiyor sana. Ben kesinlikle müzik sevenlere tavsiye ederim. Hani özellikle de MTV tarzı müziğe takılanlar için. Hani çok fazla rock falan yok içinde tabii ki. Ama MTV tarzı ve yani popüler pop müziğe takılıyorsan Vivo'nun uygulaması ücretsiz. Yani demirbaş olması lazım. Güzel. Bunun dışında dedim ya demin YouTube istemcisi çok iyi değil diye. Onun da çözümü şu. MetroTube diye bir uygulama var. 2 lira. Ya çok güzel. Yani bu çünkü Windows Phone 8'in YouTube istemcisi şu an için sadece hani browser'da YouTube'u açan bir bookmark. Yani evet. MetroTube bufferlama falan içeren bir program. Tam bir uygulama ve adam gibi. 2 liraya kesinlikle değer. Hemen alsınlar. Hani 2 lira hiçbir şey değil. YouTube'la işleri oluyorsa bizi bile izlemek için YouTube'dan evet izliyorlarsa MetroTube'e 2 lira değer. İnternet radyolarına biraz baktım. Yine hani her platformda var TuneIn Radio. Yine Windows Phone 8'de de en iyisi o. Account'un varsa falan ona da giriş yapıyor. TuneIn Radio Pro Windows Phone 8'de yok. Sadece ücretsiz sürümü var. Pro'da kayıt falan vardı. Onlar yok.
Ama şimdi TÜİN'in, radyonun güzel yanı bir kere yerel radyoları destekliyor. Basıyorsun işte Türkiye'deki bütün FM'ler, hatta hayatta adını duymayacağım Baba FM falan gibi şeyler karşına çıkıyor. Eğer radyo kendisini güzel düzenlediyse o radyonun Twitter akışı gözüküyor. O radyonun yayın akışı gözüküyor. Bunlar bakımından çok güzel. Bence hani internet radyosu dinliyorsan TÜİN'in radyo en iyisi, ücretsiz. En tatlı yanı da bu. Çalan şarkıyı bulma programları var ya, hı hı. Onların iki tanesine baktım. Bir işte Shazam var, bir de SoundHound var. İkisi de ücretsiz. İkisi de aynı işi yapıyor. Başarıları da %80, %90 ölçüsünde buldum ben. Özellikle popüler şeyleri %100 buluyor da. Ben böyle sırf bu programları bozabilmek için böyle tarihin derinliklerinden müzikler buldum, getirdim. Onlarda da yüzde hani 70, 65, 70 falan gibi. Popüler de %100 başarısı. Onların esprisi biliyorsun. Bir şarkı çalıyor, işte bardasın, taksidesin, otobüsesin, bir şarkı çalıyor, dinletiyorsun, arıyor, buluyor. Ama geliştirmişler Murat, onda kalmıyor. İstersen o şarkıyı YouTube'dan sana bulayım diyor. İstersen o şarkının, işte SoundHound özellikle daha gelişmiş, o şarkının yer aldığı albümleri sana sıralayayım diyor. İstersen işte bu şarkıcıya ya da işte gruba benzeyen başka gruplar da var, bak dinlemek istersen onları göstereyim diyor. Destekliyorsa yani, bulabilirse evet. Sözlerini buluyor. Evet. Yani müzik discovery service diyorlar ya buna, müzik, yeni müzik keşfetme işine de yarıyorlar. Özellikle SoundHound bence Shazam'ı geçmiş. İkisi de ücretsiz. Denesinler. Evet. Satın alma bile var ikisinde de ama genelde işte orada Türkiye uyuyor uymuyor biraz tartışmalı. Bir tane daha internet radyosu. Pandora biliyorsun çok nefis bir şey, Türkiye'ye izin vermiyor. Pandora'nın esprisi nedir? Hani ne bileyim işte Iron Maiden dinlersen sana ikinci olarak işte Halloween çalar mesela. Çok benzeyen, çok benzer soundda bir grup. Ve böylece hem müzik dinlersin hem de bilmediğin grupları keşfedersin. İşte müzik discovery. Hı hı. OPO diye bir Avrupa merkezli bir firma çıkmış. Murat, ücretsiz istemcisi ama istersen premium, ayda 4.95 dolara, 5 dolara premium hesap alıyorsun. Onunki de Pandora mantığında aynı. Online dinliyorsun. Fakat ücretsizde iki eksik var. Biri saatlik skip yapma limiti var, doğru. Biliyorsun. 6 şarkı. Doğru. Bir de arada sesli radyo reklamı çıkıyor. Premium'da çıkmıyor, premium'da sınırsız. Biraz ismi falan garip ama bir baksınlar. Çünkü biz Türkiye'de Pandora'dan yararlanamıyoruz. Fena değil. OPO. Bunun dışında bir tane müzik yapma programı buldum. Eğlenceli bir şey. Sequencer. O da şöyle, hani PC'de falan Dance EJ falan diye şeyler vardı, hatırlıyor musun? Onlar Türkiye'de deli sattı. Ben o zamanlar bilgisayar firmasında çalışıyordum. O Dance EJ'in Kramer'i de yoktu. İnsanlar orijinal alıyordu. Ve yani alıyorlardı. Devamlı bize sipariş ediliyordu. Nedir biliyorsun, hani bir akış var. Evet. Sen enstrümanları kutu kutu yerleştiriyorsun. İşte davul şurada çalsın, şurada çalsın, şurada. Aralarda da işte zile vuracak mesela. Araya onun kutusunu koyuyorsun. Play diyorsun. Çalıyor. Bloklar halinde. İstersen hani tek blokluk bir döngü yapıyorsun. Hep dönüyor. Ya da işte 8-9 blok ekliyorsun. Uzun müzik yapıyorsun. Sequencer diye bir uygulama. Yine ücretsiz. Yaptığını düzenlemeyi kayıt da ediyor. Basit ama güzel, eğlenceli. Denesinler. En güzel tarafı da her şeyin ücretsiz olması. Evet, bunun dışında hani ismen bahsedeceğim bir iki şey var. Jukebox diye çok güzel bir servis geliyor Murat. Henüz hani tanıtmaya değecek kadar bug'ları giderilmemiş. Senin müziklerini bu kendi bulutuna atıyor. Ve istediğin zaman, hani aslında başka firmaların da verdiği servis ücretsiz. İstediğin zaman bulutundan yani hep senkronize ediyor, offline indirebiliyor. Başka makineden, hani bulutta olduğu için telefonunu bırakıp başka yerden dinleyebiliyorsun. Jukebox, fakat şu anda çok bug'lı. Zaten demiş biz hani deneme sürecindeyiz diye. Takip edeceğiz. Mixtapes diye yine benzer bir sistem var. Bu da yine Pandora'ya falan benziyor ama hani sen kendin orada 5 tane playlist yapmışsın kendine. Ben onları dinliyorum. Beğenip seninkilerden kesip kendime yapıyorum falan filan. Mixtapes fena değil.
Bunlar dikkate değer müzik uygulamaları. Ha bir de şunu söyleyeyim kapatırken Murat. Şimdi bu Vivo dedim ya birinci elden resmi klipler. Bir de şimdi bunun gibi bir sürü YouTube kliplerini gösteren ya da kendi işte sitesinde serverına yüklediği korsan klipleri gösteren uygulama çıkmış. Bazıları paralı. Bunlara parayı veren yanıyor. Çünkü şöyle o klipleri kaldırtıyor firmalar. İnsanlar da yorumlarda bağırıyor. Ya 100 tane klip var 90'ı işte copyright nedeniyle kaldırılmıştır yazısı çıkıyor. Bu ne rezalet diye. Çünkü 5 lira vermiş yazılıma. Dikkatli olsunlar. Ve şeysiz uygulamalar var. İşte sınırsız MP3 download dedim falan. Genelde Rusya tabanlı illegal uygulamalar. Yani şöyle bir de paralı olunca paraları yanar. Doğru. Hani MP3 download ederler edemezler bilemiyorum ama paraları yanar. Böyle şeylere para vermesinler. Zaten ücretsiz yasal yoldan sınırsız müzik yani. Var. Levent abi kapatmadan önce ben bir şey söyleyeceğim. 8 sene özelinde. Şimdi bunun hafızası, dahili hafızası 4 GB biliyorsun. Evet, depolama alanı. Depolama alanı. Ki bunun da yarısı aslında kutudan çıkar çıkmaz işletim kendi sistemine ayrılıyor. Dolayısıyla bu özellikle müzik arşivini aktarmak için hiç uygun değil. Evet. Ne yapılıyor bu telefonda? Bir tane şöyle mikro SD kart alıyorsun. Mesela benimkisi 16 GB. Buraya takıyorsun kapağının altında. Oldu senin depolama alanı bir anda 16 GB. Temiz. Ayarlarda depolama bölümü var. Evet. Depolamada da şeyi seçiyorsun. Müziklerim ve filmlerim için doğru. Benim SD kartımı kullan diyorsun. Olay bitiyor. Çözülüyor. Evet. Ya da stream edeceksin. Tabii. Ama burada müziklerini yanında gezdirme şansın var. Stream derken tabii onun da bedava olmadığını söyleyelim. Hani kota. Wi-Fi'de tamam da 3G'de. Zaten bu bahsettiğim uygulamaların bazılarında ayarı var. Wi-Fi kullan, kotayı kullanma diye. Ona dikkat etsinler tabii. Müzik zevki çok pahalıya gelebilir. Ama dikkat ettikleri sürece de ses kalitesi de iyi cihazların. Evet. Sorunsuz eğlenirler. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.